acil durum lambaları, alışveriş merkezleri gibi, büyük binalar gibi, kapalı otoparklar gibi yerlerde elektrikler kesildiğinde otomatikman devreye girip içerisindeki akü vasıtasıyla belli bir süre aydınlatmayı sağlayan lambalardır sevgili arkadaşlar. İşte biz de bu videoda elektrikler varken kendi kendini şarj edebilen, elektrikler kesildiğinde ise otomatikman devreye girip içerisindeki aküyle beslenebilen bir acil durum lambası tasarlayacağız ve birlikte gerçekleştireceğiz sevgili arkadaşlar. İsterseniz öncelikle bize bu iş için neler lazım bir onlara bakalım. Aydınlatma için lambamız, LED kullanacağım ben arkadaşlar. İsterseniz ampul de kullanabilirsiniz ama artık günümüzün teknolojisi LED olduğu için LED kullanacağız. Elektrikler kesildiğinde beslenebilmesi için bir akü veya akü grubu. Elektrikler varken şarj olabilmesi için bir şarj cihazı sevgili arkadaşlar. Ve bize 12 voltluk bir röle ve bir de Biren 4007 veya 4001 serisi bir adet diyot lazım olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi şarj cihazı olarak ben Mervesa'nın 6-12 şarj cihazlarından kullanacağım. Çünkü ekstra bir şarj cihazı şarj devresi yapmamıza gerek kalmıyor. Devreyi gayet basitleştiriyor. Hem de ekonomik oluyor arkadaşlar. Bunun gibi bir şarj cihazı tasarlayıp yapacak olsak emin olun bunun fiyatından daha pahalıya gelir belki. Bu şekilde hem basit herkesin yapabileceği hem de ucuza mal edeceğimiz bir sistem yapacağız sevgili arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen bir de ben burada dişi jack kullanacağım ama bu opsiyonel arkadaşlar. Ben akünün kutup başlarına lehim yapmayayım diye bunu kullanarak bağlayacağım şarj cihazımı. Ondan dolayı isterseniz bunu kullanmayabilirsiniz de. Şimdi isterseniz hemen devrenin tasarımına geçelim. Fakat ondan önce kanalımıza hala abone olmamış ve teknik konuları seven arkadaşlarımız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar sevgili arkadaşlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi, tecrübelerinizi, deneyimlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Dediğimiz gibi bir adet lambamız olacak. Lambanın sembolü elektronikte ve elektrikte bu şekilde arkadaşlar. Bir adet akümüz veya akü grubumuz. Ben burada iki tane 6 voltluk aküyü seri bağlayıp 12 volt yaptım arkadaşlar. 12 volt olarak kuracağız devreyi ama isterseniz 6 voltta bile çalıştırabilirsiniz. Bir de şarj cihazını sembolik olarak buraya çizeyim. Şarj cihazımız olacak. Şarj cihazımızın 220 girişi 220 volt AC ve şarj cihazımızın artı eksi çıkışları arkadaşlar. Akümüzün artısı, akümüzün eksisi. Şimdi akümüzün artısıyla eksisini LED'imize bağladığımızda lambamız otomatikman yanacaktır sevgili arkadaşlar. Aynen şu şekilde olduğu gibi aküye bunu bağlarsanız direkt yanar. Gördüğünüz gibi. Biz de şimdi burada direkt lambamızı bağladık. Şarj cihazımızı da getirip direkt akümüzün kutup başlarına bağlayalım. Şimdi ne oldu? Elektrik varken akümüz şarj oluyor. Ve lambamız yanıyor. Elektrik yokken de lambamız akü üzerinden yanıyor. İşte şimdi bize öyle bir düzenek kurmamız lazım ki burada şarj cihazının voltajının olup olmadığını bilip lambayı ona göre yaksın. Arkadaşlar bu iş için en basit ve en masrafsız kullanacağınız malzeme röledir sevgili arkadaşlar. Elektronik olarak da yapabilirsiniz ama en basit haliyle röle ile yapabilirsiniz. Onun için biz hemen şarj cihazımızın çıkışına rölemizin bobininin sembolü budur bu arada. Bobinlerini bağladık. Bobin uçlarını bağladık. Şimdi şarj cihazımızda enerji varken rölemiz enerjilendiği için rölemiz çekecek. Şarj cihazında enerji yokken rölemiz enerjilenemediği için rölemiz olduğu gibi kalacak sevgili arkadaşlar.
Rölemizde enerji varken, lambamız yani şarj cihazında elektrik varken, 220'miz varken lambamız sönsün diye biz rölemizin normalde kapalı olan kontağını buraya koyarsak arkadaşlar, lambanın hattı üzerine, bura olur, bura olur, bura olur, herhangi bir yer olur. Normalde kapalı kontağını koyarsak enerji yokken röle enerjilenmediği için kontağımız normalde kapalı olacak ve lambamız akü üzerinden yanacak arkadaşlar. Enerji varken röle enerjilenecek ve kontağı çekecek. Kontak çektiği için açılacak ve açıldığında lambamız sönecek. Buraya kadar her şey güzel. Ama bir sorun var arkadaşlar. O da nedir? Biz şehir şebekemizi kessek dahi rölemiz akü üzerinden enerjisini almaya devam ettiği için rölemiz hep enerjili kalacak ve kontağımız hep açık kaldığı için biz şehir şebekesini taksak da takmasak da aküden röle enerjilendiği için lambamız her zaman sönük kalacak arkadaşlar. Peki biz o zaman ne yapmalıyız? Yani şehir şebekesi varken röle çeksin fakat şehir şebekesi yokken aküden beslenmesin. İşte o zaman şu araya bir diyot bağlayacağız ki şehir şebekesi yokken aküden bu tarafa doğru bir elektrik akımı akmasın ki rölemiz enerjilenmesin sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında sistem gayet basit. Şehir şebekesi varken rölemiz enerjilendiği için kontağımız açık, lambamız sönük ama bu hat üzerinden akümüz şarj oluyor sevgili arkadaşlar. Şehir şebekesi yokken rölemizin enerjisi kesiliyor, röle eski pozisyonuna geliyor. Kontak kapandığı için akü üzerinden lambamız yanmaya başlıyor. Geri tarafa da akamadığı için rölemiz hala enerjisiz kalmaya devam ediyor. Şimdi bu basit düzeni isterseniz vakit kaybetmeden hemen gerçekleştirelim. Rölemizin bobin ucunda bir tane diyotumuz var arkadaşlar. Rölemizin eksisi de akümüzün eksisine gidecek. Şemada gördüğünüz gibi arkadaşlar akümüzün eksisi rölemizin bobin ucuyla birleşti. Ve rölemizin artı ucu da gördüğünüz gibi direkt akünün artı ucuna gidiyor. Hemen akünün artı ucuna da bir kablo bağlantısı yapalım. Evet arkadaşlar, akümüzün artısını da diyotumuzun katoduna bağladık. Şimdi rölemizin diyotla bağlı bulunan kısmına şarj cihazımızın artısı gelecek. Şarj cihazımızı buna bağlayacağımız için ben bu kablo üzerinden hemen diyotla rölenin birleştiği kısım, yani burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şarj cihazımızın artı ucu ve şarj cihazımızın eksi ucu da rölemizin bobin ucunun diğerine gidecek. Şunu şöyle yönlendirirsem galiba anlaşılır olur. Hemen lambamızı bağlayalım. Lambamızın artısı direkt diyotumuzun artısına gidiyor. Yani akümüzün artısına arkadaşlar. Onu da lehimleyelim. Lambamızın eksisi normalde kapalı kontağımızın ucuna gidecek arkadaşlar. Normalde kapalı kontağımızın diğerinden de diğer ucundan da akümüzün eksisine gidecek arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Normalde kapalı kontağımız buymuş. Buna bağlıyoruz.
Evet, gördüğünüz gibi şu anda enerjimiz yok. Yani şehir şebekemiz yok ve lambamız yanıyor sevgili arkadaşlar. Gözüküyor değil mi oradan? Heh. Şöyle. Şimdi şarj cihazını bağladığımda sevgili arkadaşlar, şu şarj cihazımızın kablosunu bir açalım. Şarj cihazını bağladığımda lambamızın hemen sönmesi lazım. Bakalım ne yapacak. Şu prizimizi de şöyle çekeyim. Ve şarj cihazımızın üzerinde de bir adet LED'i var. Bu LED akünün dolduğunu, doluyor mu dolmuyor mu onu gösteriyor ve dolduğunda da yeşil olup dolduğunu, akülerin dolu olduğunu bize bildiriyor arkadaşlar. Şimdi şarj cihazını takıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, devremiz gayet güzel çalıştı. Şu an akümüz şarj oluyor. Gördüğünüz gibi kırmızı lambamız yandı. Akü şarj oluyor. Akü dolduğunda, ki akümüz doluydu zaten arkadaşlar, hemen yeşil oldu. Şarj cihazımız bağlıyken, şehir şebekesi varken akümüz şarj oluyor ve lambamız sönük. Şarj cihazının enerjisi kesildiğinde, yani şehir şebekesi kesildi diyelim. Hatta ben şuradan keseyim arkadaşlar. Enerji kesildiğinde gördüğünüz gibi hemen lambamız devreye giriyor. Buradan taktığımda, şehir şebekesi geldiğinde tık diye akümüz şarj olmaya başlıyor arkadaşlar. Hatta şuradan çekeyim. Daha iyi görün. Gördüğünüz gibi lambamız devreye girdi. Şehir şebekemiz varken lambamız söndü ve akülerimiz şarj oluyor. Akümüz dolu olduğu için hemen yeşil yanıyor ama arkadaşlar, bu akü dolana kadar, normalde akü boş olsa akü dolana kadar kırmızı yanacak. Akü dolduğunda yeşil olacak sevgili arkadaşlar. O konuda tereddütünüz olmasın. Evet. Bir devrenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadar. Videoyu sonlandırmadan önce, hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgilerinizi, tecrübelerinizi, deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.